Selamun aleyküm dostlar. Özet videolarımıza devam ediyoruz. Tutuş dersimizi gördük birinci videomuzda, ilk videomuzda. Doğru tutuşu yaptıktan sonra bendirde defte ana iki sesimiz var. Düm ve tek sesi. Kalın olan düm, ince olan tek sesi. Biz vuruş olarak, tutuş olarak bu şekli gösterdik. Bu şekilden sonra da vuruş olarak parmağımızı orta parmağımızı ve işaret parmağımızı kullanacağız. Düm sesini çıkarırken orta parmağı tercih ediyoruz. Avuç içiyle düm sesini alanlar var. Diğer şekillerde çalanlar var. O kişilere de tabii ki saygı duyuyoruz. O şekillerde doğrudur. Yanlış diyemeyiz. Ama ben bu yöntemin daha kolay öğretilebilir olduğunu düşündüğüm için ve kendim de bu şekilde çaldığım için bu yöntemi gösteriyorum size. Düm bölgesi neresi? Yani düm sesini nereden alacağız? Bendirde veyahut da diğer çalgı aletleri, ritim aletlerinde en orta ile kasnak noktasının orta kısmı bizim düm bölgemiz. Yani bendirin düm sesini çıkaracağımız bölge burası. Peki düm vuruşunu nasıl yapıyoruz? Tutuşumuzu hatırlayalım. Avuç içerimize bendirimizi oturttuk. Baş parmağımızı içeri büktük. Buradaki dört parmağımız açık. Eğer kapalı olursa sesi alamayız. Açık bir şekilde. Düm sesini vuracağımız parmağımız orta parmağımız. Neden? İşaret parmağımızı da kullanabiliriz. Fakat orta parmağımız en güçlü parmağımız. Kas olarak ve vuruş darbesi olarak en güçlü bana göre. Ama tabi işaret parmağını kullananlar da olabilir. Ona ses düzgün çıktığı müddetçe problem yok. Orta parmağımız bendire elimiz yaklaşırken orta parmağımız hafif dışarı doğru çıkıntı yapıyor. Hafif dışarı doğru çıkıyor ve bendire, burası çok önemli, dik gelecek şekilde, dik bir şekilde vurup çekiyor. Bu bizim sağlıklı düm sesimiz. Burada yapılan en büyük hata genelde dik şekilde vuramayanlar yatay şekilde vurmaya çalışıyor. Bu şekilde parmağın etli kısmını vurmaya çalışıyor. Parmağın etli kısmı olmayacak. Tırnağın bittiği nokta ön uç kısmı. Bu bastığım kısımda vuracağız. Bu bastığım kısım sert olan, daha sert olan kısım. Bu etli kısmı kullanmayacağız arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Sağlıklı düm sesi için elim yaklaşıyor. Bendire vurduktan sonra hemen çekmemiz lazım. Eğer vurduktan sonra burada bekletirsek düm sesini bakın alamıyoruz. Neden? Çünkü buradaki film bize, bu deri bize tepkime sağlamıyor. Vurursak eğer o titreşimi sağlayınca sağlıklı düm sesini alıyoruz. Sağlıklı düm sesimiz bu. Tekrar gösteriyorum. Tutuşumuzu doğru yaptık. Parmaklarımızı açtık. Bendirimiz sağlam şekilde duruyor. Geldik sağ elimizde. Orta parmağımız dik gelecek şekilde. Kasnağın tam ortası ve kasnak kısmının tam orta bölgesi. Bendirin en orta noktasıyla kasnak noktasının orta bölgesi. Bu bölge düm bölgemiz. Bunun her tarafı diyelim. Bu çemberi tamamı. Düm bölgemiz. Buralardan düm sesimizi alıyoruz. Geliyoruz o bölgeye. Orta parmağımız hafif çıkıntı olacak şekilde geldik. Vurduk çektik. Vurduk çektik. İnşallah bu tarzda videolarımız devam edecek. Düm sesini iyi çalışalım. Tutuş artı düm sesini iyi çalışalım. Bir sonraki derste küçük bir egzersiz yapacağız. Kısa video olarak. Daha sonra da tek sesine geçeceğiz ve onların kombinlerini yapacağız. Uzun videolardan sıkılanlar için bu videoyu yapıyorum. Beğenelim, paylaşalım, takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.